materyalistler ve ateistler ne kadar din ahlakının yayılmaması için gayret etseler de dünya görüşlerinin temeli olan Darwinizm artık çökmüştür. Din ahlakının yayılmaması için gösterdikleri uğraşın hiçbir dayanağı kalmamıştır. Bu gerçek gün geçtikçe daha çok insan tarafından görülmekte ve dünyanın dört bir yanında insanlar imana ve din ahlakına yönelmektedirler. Büyük bir ilmi mücadeleyle beli kırılan Darwinizm, Allah'ın izniyle 10-15 yıllık bir zaman zarfında yeryüzünden tamamen silinecek ve buna bağlı olarak uzun yıllardır masum insanların ölmesine sebep olan terör zulmü ortadan kalkacaktır. Sayın Adnan Oktar bu gerçeği şöyle müjdelemiştir. Bana inanın 10 yıl içerisinde Darwinizm'in değeri kalmayacak ve insanlar kendilerine şaşıracaklar. Biz bu teoriye nasıl inandık, bu düşünceye nasıl kapıldık diye kendilerine gülecekler. Bir altın çağ oluşacak, bütün insanlar mutluluk, güzellik içinde yaşayacaklar. Böyle müjdeyi şimdiden veriyorum bütün Avrupalı kardeşlerimin hepsine. Şu müjdeyi verebilirim. 10-20 yıl içerisinde dünya tam anlamıyla bir kardeşlik çağına, birlik ve beraberlik çağına girecek. Biz buna altın çağ diyoruz. Bütün bu kargaşa, terör ve çekilen acılar son bulacak. Bunu burada söylüyorum, sizin aklınızda olsun. 20 yıl sonra bana hatırlatın. Demiştiniz hocam dersiniz. Aynen dediğiniz gibi de çıktı diyeceksiniz inşallah. İslam dünyasını çok önemli ve büyük gelişmeler beklemektedir. Kur'an ahlakının tüm dünyaya yayılarak din dışı felsefelerin fikren yıkılacağı, yeryüzünden fitnenin kaldırılmasıyla tüm insanlığa barış ve kurtuluş geleceği Rabbimizin bize bir müjdesidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki O'nu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile.